Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere dağılma özelliği ve geometri arasındaki ilişkiyi çeşitli örneklerle göstereceğim, anlatacağım. Bu konu ilerleyen sınıflarda, 7. sınıfta, 8. sınıfta ve lise sınıflarında geometri sorularını daha kolay, daha çabuk ve daha doğru çözmenizi sağlayacak, size kolaylık sağlayacak bir konu. Şimdi iki tane aynı resim var bakın. Ama ikisinde farklı şeyler soruluyor ve bunları dağılma özelliğini, yani bazı şartlar öne sürüyor sorular. Şöyle, yukarıdaki tüm dikdörtgenin alanını, yani buradaki büyük dikdörtgenin alanını, yeşil ve mavi bölgelerin alanını kullanarak bulunuz diyor. Yani normalde biz büyük dikdörtgenin alanını nasıl buluruz? Kısa kenarla uzun kenarı çarparız. Yani 4 ile 8 oluyor burası. 4 ile 8'i çarparız. Ama öyle demiyor. Diyor ki yeşil ve maviyi kullan. Peki nasıl yapacağız? Yeşil bölge ile mavi bölgeyi toplarsak ikisini ne olacak? Büyük dikdörtgeni. Yani burada toplama lazım bize. Şimdi yeşili hesaplayalım. Şurası da 4 oluyor. Bak karşıdan öğrendim bunu. Yeşili ne yaparız? 4 ile 6'yı çarparak buluruz değil mi? 4 çarpı 6. Artı mavi 4 çarpı 2 deriz. Bakın burada ortak bir çarpan var. 4. İkisinin de ortak olduğu kenar. Yani şurası da 4 zaten. O yüzden ortak çarpan oldu. Peki biz bu ifadeyi nasıl yazabilirdik? Dağılma özelliğini hatırlayın. Ortak çarpan parantezine alabilirdik. 4 çarpı 6 artı 2 şeklinde yazabiliriz. Değil mi? Peki cevabı da bulalım. 4 kere 6 24 artı 4 kere 2 8 eşittir 32. Demek ki büyük dikdörtgenin alanı 32 santimetre kareymiş. Diğer soruda ise farklı bir şey soruyor. Yukarıda verilen mavi bölgenin alanını diyor. Yani sadece maviyi bulmamızı istiyor bu kez. Bu ve bu alanı diyor şart koşuyor. Yani tüm dikdörtgenin, yani şu büyük dikdörtgenin ve yeşil bölgenin alanını kullanarak bana göster. Böyle bul diyor. Normalde ben mavi bölgeyi 4'ten 2'yi çarparım 8. Onu bulurum. Ama burada şartı var. O zaman o şartını yerine getirelim. Peki burada bize hangi işlem gerekiyor? Burada çıkarma işlemi gerekiyor. Niye? Çünkü büyük dikdörtgenin alanını kullanacağız ve bu büyük dikdörtgenin alanından yeşil olanı çıkaracağız. Geriye mavi kalacak. Hadi uygulayalım bakalım. Büyük dikdörtgenin alanını nasıl buluruz? 4 kısa kenar. 4 çarpı 6 ile 2 toplayınca uzun kenar 8 oluyor. 4 çarpı 8'den eksi nereyi çıkaracağız? Şu yeşili çıkaracağız. 4 kere 6 yani. 4 kere 6'yı çıkaracağız. Bakın yine burada ortak bir çarpan var. Dağılma özelliğinde ne yapıyorduk? Ortak çarpan parantezi de alabiliyorduk. 4 ortak çarpanımız. 4 çarpı 8 eksi 6 olarak bu işlem görülecek. Cevabı da yapalım. 4 kere 8 32 eksi 4 kere 6 24 eşittir. Çıkardığımız zaman 8 oluyor. Demek ki 8 santimetre kareymiş buradaki mavi bölge. Şimdi örnek bir soruyla konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Sorumuzu getirelim. Şöyle, BCFE dikdörtgeninin alanını hangi ifadeyle bulabiliriz? Nereyi soruyor bize? Şu sarı bölgeyi soruyor. BCFE. Peki ifadelerimize bakalım. A şıkkında 12 çarpı 38 eksi 50 diyor. Zaten bu baştan yanlış. 38'den 50 çıkmaz zaten de. Bir de 12 çarpma değil, olmaz. Yani niye? Çünkü ortak olan kenar 12 değil. Ortak çarpan 8 burada. Bu zaten elendi. B şıkkı da elendi çünkü orada toplama var zaten. Yani burada toplamaya ihtiyacımız yok. Büyük dikdörtgenden şu turuncu bölgeyi çıkaracağız ki sarı olan yer kalsın. Çıkarmaya ihtiyacımız var. C şıkkına bakalım. 8 çarpı, evet 8 ortak kenar. 50. Bakın büyük dikdörtgenin kenarı 50. Yani 8 çarpı 50'yi büyüğü bulduk. Bunun açılımını da gösterelim. 8 şöyle yani 8 çarpı 50 sonra 8 çarpı 12. 8 çarpı 50 eksi, arada eksi işareti var. 8 çarpı 12. Evet doğru ifade bu. Çünkü 8 ile 12'yi çarptığımız zaman turuncu bölgeyi buluyoruz. Büyük dikdörtgenden turuncuyu çıkarınca geriye sarı bölge kalıyor. Çarpalım uygulayalım. 8 kere 50 400 eder. Eksi 8, 96 oluyor. Çıkardığımız zaman cevap 304 oluyor. Demek ki burası 304 birim kareymiş. Cevap C şıkkı, işaretleyelim. D şıkkı niye yanlış? D şıkkında 8 çarpı 38 diyor. 38 sadece buranın kenarı.
Nereden anlıyoruz? Çünkü 50'den şu 12'yi çıkarınca 38 kalıyor. Ama bize o lazım değil. Yani biz büyük dikdörtgenin alanından çıkarmamız gerekiyor. O yüzden buradaki ifade de doğru değil. Cevabımız C şıkkı. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.